Sevda'ya söyle diyordu. Engin ölmedi. Hep böyle sayıklıyordu. Bilinci yerinde olmadığı içindir. Bana da Engin'i rüyasında gördüğünü söylemişti. Senin gibi birini tanıdığım için çok mutluyum. Ben nerede ameliyat olacağım? Ameliyat falan yok. Böyle kalacaksın. Ben şikayetçi değilim. Hayatımın sonuna kadar böyle mi kalacağım? Evet. Gitmeni, kaçmanı göze alamam. Seni her halinle seviyorum. Beni bu kadar çok seviyorsan nasıl öldürürsün? Seni kimseye bırakmayacağım. Oh be! Bırak git defol. Senin yüzünden sakat kaldım ben. Bacaklarımı senin yüzünden kırdılar. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Yalancısın sen. Yalancı! Eski bir futbolcu. Lazio'da filan oynamış. Enteresan. Büyük kaçakçı. Dünyanın bütün denizlerinde yapıyor bu işi. Uzmanlığı ne? Kıymetli taş, sonra insan. Beyaz kadın, uyuşturucu ve silah yok. Bütün bildiğim bu. Ölmüş birinin arkasından böyle konuşma. Bugünkü durumunu ona borçlusun. Ne varmış ki durumumda? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir kadınsın. Para, pul, ev, araba. Daha ne istiyorsun? Bu imparatorlukta konuşma cesaretini gösteren herkes bunu hayatıyla öder. Öyle değil mi? Reşat Bey, gelinimin yanında böyle tatsız şakalar yapmayın. O çok genç ve naif bir kız. Ciddi olduğunuzu sanabilir. Haklısınız. Özür dilerim. Engin? Burada mı? Kim burada? Engin, neden burada mı? Neden bahsediyorsunuz? Çekil. Ne oluyor? Karısına mı döndü? Ha? Karısına siz mı kimsiniz? Döndü? Kızına mı döndü? Neredeler? Neredeler? Neredeler diyorum sana? Lütfen yapmayın. Bana cevap ver. Yapmayın ne olur. Durun yapmayın. Cevap ver. Sakın içeri girme. Ne oldu? Korkunç. Hadi Ersin, sıra sende. Yeter artık. Bu kadar maskaralık yeter. Hadi bakalım. Şimdi canlı bir hedef istiyorum.
Benim nişancılıktaki ustalığıma kim inanıyorsa geçsin karşıma. Ersin? Yo Şükran, benim kalbim var. Kriz geçirebilirim ben. Nasıl attığımı görüyorsun. Korkacak bir şey yok. Yo Şükran, olmaz. Pekala. Oysa biraz eğlenmek istiyoruz, öyle değil mi? O benim güzel gelinim. O gerçekten de çok cesur bir kız. Ve meydan okumasını da biliyor. Zeynep, geç şöyle. Sarıhanlara layık bir gelin olduğunu dosta düşmana göster bakalım. Size iyi bir atıcılık göstermek istiyorum. Zeynep, çocukken Guillaume Tell'i okumuş muydun? İşte bak, biz masalları böyle gerçekleştiriyoruz. Şükran, vazgeç. Çok tehlikeli. Başına iş alırsın. Zeynep'e soralım bakalım. Zeynep, korkuyor musun? Bak, istemezsen bunu denemem. Hayır, korkmuyorum. Ateş edebilirsiniz. İşte tam bir sarıhan. Şükran, Sarıhan'a böyle gelin yakışır. Aferin sana Zeynep. Ayrıntıları alalım. Müsaade et sen de. Sanki geçmişi bir daha yaşıyoruz. Yine polisler, yine parmak izi almalar. Elif kaçırıldığı zaman da bu ev böyleydi, değil mi? Müdür bey, bu evime ikinci saldırı. Üstelik de cinayet. Her tarafı alt üst etmişler. Biz hırsızlık üzerinde duruyoruz Melda Hanım. Ama çalınan hiçbir şey yok. Nimet Orsan'la ilgili araştırma yapıyoruz. Belki de hedef oydu. Düşmanlarını, ailesini, geçmişini soruşturuyoruz. Çok iyi ve temiz bir kadındı. Hiç belli olmaz Melda Hanım. Bu meslekte öyle şeyler görüyoruz ki insan gerçekten de inanmakta güçlük çekiyor. Şimdilik hiçbir şeye dokunmayın. Biz yarın da araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bir gelişme elde edersek size haber veririz. Canım benim, güzelim benim, bir tane. Babaanne. Canım. Ev daha birkaç gün böyle kalacak herhalde. Polisler hiçbir şeye dokunmayın diyor. O zaman bizim eve gideriz. Buradaki rahatı bulamazsın orada Melda'cığım ama en azından her şey yerli yerindedir. Tamam. Ali'yi de yalnız bırakmamış oluruz. Aşkım. Hiç olmazsa birazcık zaptırapta girer. Kendine çeki düzen verir. İyice kaçırdı ipin ucunu. Canım sen ne yaptın? Aman sıkı tut babanın elini. Kaçmasın. Kendi babasından kaçtı ama. Aşk olsun babacığım. Sevdiği adama kaçtı. Aşk her şeyi affettirir Suat Bey. Zeynep tersanede işe başladı. Bilmem biliyor musunuz Suat Bey? Ya kızımız iş kadını oluyor artık. Haberim var. Başarılı olacağım baba, göreceksin. Ona hiç şüphem yok. Benim akıllı kızım. Hanımefendi, Reşat Bey ve eşi geldiler. Buyurun.
Buyursunlar. Hoş geldiniz. Banu Hanım, Şükran Sarıhan. Şu meşhur... Biliyorum. Dolaylı olarak tanışıyoruz aslında. Ben sizi daha önce hiç görmedim. Engin Arısoy'u bilirsiniz. Evet. Onun kayınbiraderi bir süre benim eski eşimi futbol takımında oynamıştı. Ali. Bilmem, tanımıyorum. Yani Melda Arısoy'un erkek kardeşi. Hiç ilgim yok. O tip insanlar ilgi alanımın dışında kalır. Nasılsınız Reşat Bey? Teşekkür ederim. Dursun Sarıhan. Memnun oldum. Eşi Zeynep. Memnun oldum. Avukat Ersin Gürhan. Memnun oldum. Ben de. Suat Paker'i tanıyorsunuz elbet. Hayır, tanımıyorum. Çok ayıp. Ülkenin en ünlü gazetecisidir. Aynı zamanda güzel gelinimin babası. Çok memnun oldum efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cahide Hanım, ne olur oturun artık. Üzülüyorum ama. Sizler buradasınız diye ben çok mutluyum. Mışıl mışıl uyuyor. İyi. Yerini yadırgayacak diye korktum ama. Daha çok küçük Melda'cığım. Yaşını doldurmadan öyle yer yadırgamak falan olmaz. Nereden bileyim babaanne? Daha ilk çocuğum. Tabii ilk ve son. Orası hiç belli olmaz. Ne demek belli olmaz? Melda'cığım, hayat uzun. Hele benim için daha da uzun. Kader karşına ne çıkaracak bilemezsin ki kızım. Ben biliyorum babaanne. Bol bol hüzün, bol bol özlem. Melda abla, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu kabul etmiyor musun? Ben öyle bir şey beklemiyorum. Yeterince kötü sürprizlerle karşılaştım bugüne kadar. Belki iyi sürprizlerdedir şimdi de sıra. Olamaz mı? Sen merak etme. Öylesi benim yoluma çıkmaz. Bir içki daha alır mıydınız? Teşekkür ederim. Birazdan yemeğe gideceğiz. İzninizle. Aşk olsun. Bu saatte gidilir mi? Yemeğe kalın lütfen. Teşekkür ederim. Babacığım, ne olur kal. O kadar az görüyorum ki seni. Daha doyamadım vallahi. Lütfen ısrar etme Zeynep. Biliyorsun erken yatarım. Seni geçireyim öyleyse. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hiç baş başa kalamıyoruz. Nasıl özlüyorum seni bilsen? Ben de seni Zeynep'im. Benim için endişelenme. Şükran Sarıhan'a rağmen mutluyum. Ne demek ona rağmen? Seni üzüyor mu o kadın? Aslında evet. Ama Dursun bana hep arka çıkıyor. Destek veriyor. Ne yapıyor? Ne diyor? Anlat bakayım bana. Boş ver babacığım. Ben idare ediyorum. Söyle diyorum Zeynep. Yoksa gidip hesabını sorarım. Benim biricik kızımı kimse üzemez. Hadi anlat bakalım. Tamam. Dursun'un Melda için çıldırdığını söylüyor. Ne? Ama doğru değil baba. Dursun beni seviyor, bana sadık.
O da ne demek? Tabii ki sadık olacak. Şükran Hanım benim Melda ile arkadaş olmamı istemiyor da o yüzden öyle konuşuyor. Ne olursa olsun. Sana böyle bir şey söylemesi çok çirkin. Dursun'u seviyorum. Hem de çok. Annesi olmasa o kadar mutlu olacağız ki. Harika bir eviniz var Şükran Hanım. Çok beğendim. Eminim sizin İtalya'daki evinizde bundan aşağı kalmaz. İsterseniz gelin size evi gezdireyim. Memnun olurum. Reşat, yemeğe geç kalıyoruz. Birazdan gelirim, merak etme. Seni buradaki iki yakışıklı beye emanet ediyorum. Buyurun. Şu taraftan buyurun. Tabloların hepsi özel koleksiyonumdur. Öyle mi? Neden geldin? Bunca yıl sonra neden döndün? Üstelik evime bir başka kadınla geliyorsun. Kimse kimseye 27 yıl boyunca sadık kalmaz Şükran. Üstelik bir kere bile görüşmeden. Sanki o 27 yıl hiç geçmemiş. Sanki dün birlikteymişiz. Beni unuttun mu? Hayır. Seni, yükselişini, evliliğini ve bir kraliçe oluşunu uzaktan izledim hep. Ama ben değiştim. O eski naif kız değilim artık. O gözyaşı döken, kalbi aşkla dolu genç kız değilim. Katılaştım. Taş gibi, kaya gibi bir kadın oldum. Başarmak için güçlü olmak zorundaydın. Güçlü olmak için de katı ve zalim. Öyleydim. Ta ki seni görünceye kadar. Gideyim artık Zeynep. Hadi sen de daha fazla üşüme. İçeri gir kızım. Tamam babacığım. Ben sana sık sık uğramaya çalışırım. Hayır Zeynep. Neden? Dışarıda buluşmayı tercih ederim kızım. Ben de senin bahanenle evden çıkmış olurum. Hadi kızım, kendine iyi bak. Güle güle babacığım. Anlaşmadık. İyi misin? Bilmiyorum. Keşke eşimle ayrılmasaydınız. Seni gerçekten çok seviyor. Ben de çok pişmanım ama... Geri dönmez mi diyorsun? Dönebilir. Ama ondan bunu istemeye yüzüm yok ki. Ya... Hem Banu'yu da aklımdan kolay kolay çıkartamam abla. Farkındayım.
Ama o kadını unutmalısın Ali. Ne olur kurtar kendini. Haptı, ottu bunlardan medet umma. Yeşim çok iyi bir kız. Ama Banu bambaşka. Tutkulu, dişi, gerçek bir kadın. Tutkulu olmak, dişi olmak, erkekleri baştan çıkarmak. Bu onun mesleği, görmüyor musun? Onun gibi kadınlar bütün erkeklere sanki aşıkmış gibi davranırlar. Aslında kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmezler. Abla, Banu bir fahişe değil. Ya ne? Ya İdris Köklü'nün nişanlısıydı. Adam ona deli gibi aşıktı. Şimdi de bir başkasıyla. Resmen metresi adamı. Benim sevgilimdi. Hayatımda hiç tatmadığım güzellikleri onunla tattım ben. Aklımdan çıkaramıyorum abla. Ne yapacağım ben? Nasıl unutacağım? Kendimi öyle çaresiz hissediyorum ki abla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onları orada öyle görünce çok şaşırdım. Galiba Sarıhanlar hepimizi şaşırtmaya devam edecek üstad. Kızımın o evde kalması bana acı veriyor Engin. Öyle bir kadının gelini olması. Herhalde gördüklerinizi ona söylemeyi düşünmüyorsunuz. Tabii ki düşünmüyorum. Ama bu ailenin nasıl bir ahlak anlayışı var böyle? Evine gelen konukla sarmaş dolaş. Keşke Zeynep'i kurtarabilsem oradan. Neredesin? 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 Bekletmedim değil mi Melda abla? Yok canım. Ben de az önce geldim. Ne yapıyorsun bakalım sen? Gezmelere mi geldin? Elif Hanım çok mu severmiş gezmeyi? Çok tatlı maşallah. Kötü bir şey söylemeyeceksin değil mi Melda abla? O da nereden çıktı? Ne bileyim. Gel seninle konuşacaklarım var deyince. Yeşimcim. Ali'ye olan duygularını sorsam kızar mısın? Niye kızayım ki? Bilinmedik bir şey değil. Onu seviyorum. Ama sen de biliyorsun Melda abla. Beni Banu denen o kadın için terk etti. Banu'ya karşı hissettiği şey sadece tutku. Ali seni seviyor. Ben ikinizin de mutlu olmasını istiyorum. Lütfen Ali'ye bir şans daha ver. Melda abla, ben Ali ile evlilik hayalleri kuruyordum. O beni isterse hiç tereddüt etmem. Hemen dönerim ona. Ali'yi ancak sen kurtarabilirsin Yeşim. Ama kardeşim için kendini feda etmeni isteyemem tabii. Buna hakkım yok. Pardon. Efendim. Melda'cığım, ben Yasemin. Müsait misin? Tabii canım. Ünal nasıl? İlk sana haber vermek istedim. Sen de benimle çok üzüldün. Biliyor musun gene ağlıyorum. Ne sulu gözlüğüm değil mi? Ama bu sefer sevinçten. Gözyaşının zararı yok canım. Hele mutluluktan olursa. Çok sevindim Yasemin. İnşallah çabucak iyileşir. Affedersin. Kendi sorunumdan fırsat bulup sana nasılsın diye bile soramadım. Nimet Hanım öldürüldü Yasemin. Melda, sen ne diyorsun ya? Nimet Hanım mı? Neden? Ne oldu ki? Evet.
Üstelik bizim evde. Her şeyi de darmadağın etmişler. Benim Ünal'ın ziyareti için hastaneye geldiğim sırada olmuş. Biz şimdi babaannemlerde kalıyoruz. Ne korkunç Allah. Tamam. Ne oluyor böyle ya? Tamam doktor. Çok üzüldüm Melda'cığım. Çok teşekkür ederim. Nasıl da üst üste geldi her şey. Ne diyeceğim bilemiyorum. Kendine dikkat et canım. Bir gelişme olursa haber ver. Öpüyorum. Tamam. Öptüm. Hoşça kal. Ne olmuş biliyor musun? Melda'nın evindeki hizmetçi kadını öldürülmüş. Giderek yaklaşıyor desene. Ne yaklaşıyor? Tehlike. Ünal böyle konuşma. Tüylerim ürperiyor. Tehlike Melda'nın etrafında dolanıp duruyor. Çok yaklaştı artık. Eğer sen Ali ile eski günlere dönmeyi kabul edersen Ali çok mutlu olur. İnan. O kadını kolay kolay unutmaz o. Banu'da olmayan çok şey var sende. Masumluk, saflık, dürüstlük. Sonra aşk. Denemeye değmez mi işim? Ay canım, gezmeye mi geldin sen? İyi akşamlar Reşat. Hoş geldin Şükran. Sen de öyle Reşat. Hayatıma hoş geldin. Yeniden buluşmamızın şerefine. Bir gün geride bıraktıklarına döneceğini hiç düşünmemiştim. Geride sadece seni bıraktım. Sen öyle san. Ne demek istiyorsun? Bir şey daha var bıraktığın. Oğlun. Oğlum mu? Dursun'u kimin çocuğu sanıyorsun? Evet, o senin oğlun. Ciddi misin? Senin diyorsam senindir. Arif Sarıhan'la evlendiğimde 3 aylık hamileydim. Arif gerçeği biliyordu. Ama hiç mesele çıkarmadı. Bana aşıktı. Kim değildi ki? Sen değildin. Ben de seviyordum. Sevgimiz karşılıklıydı Şükran. Beni çok üzdün. Çok ağlattın. Sana dizlerimin üstünde yalvardığımı bilirim. Şükran, neden bana söylemedin? O zaman hamile oldun, neden gizledin benden? Bana çocuk için dönmeni istemedim. Her zaman gururluydum. Önünde diz çöktüğüm zaman bile.
Demek bir oğlum var. Aslanlar gibi bir oğlum. Benim göz bebeğim. Tek varisim. Ona söyleyecek miyiz? Hayır. Kesinlikle. Neden? Olmaz. Belki bir gün bunu bana karşı kullanır. Şükran, o senin her şeyin. Bunu neden yapsın ki? Her şeye rağmen bir gün aramızda rekabet olabilir. Hatta düşmanlık. Canım kadar sevdiğim oğlum bile olsa... İnan bana Reşat, kimsenin eline koz vermem. Bir oğlum var. Ve bunu ona söyleyemiyorum bile. Ali geç mi gelecekmiş Melda'cığım? İnşallah öyle olur. Yeşim'le gezmeye gittiler. Eğer geç gelirlerse işler yolunda demektir. Aa. Nereye böyle valize falan Leman? Eve gidiyorum. Postu serdim iyice ben de buraya. Nereden çıktı şimdi bu? Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Hadi gel otur. Yok, vallahi gidiyorum artık. Aklım evde kaldı. Ne oluyor, ne bitiyor? Evi barkı unuttum. Yarın gidersin Leman. Saat geç oldu. Ben bırakayım seni arabayla. Gerek yok canım. Ben taksiyle giderim. Kararlısın yani. Evet. Ama kurtulduğunuzu sanmayın, yine geleceğim. Ara bizi, tamam mı? Tamam. Elif de sana çok alıştı. Canım. Bayağı arayacak. Leman'cığım, çok emeğin geçti bize. Teşekkür ederiz. Aman aşk olsun. Rica ederim. Hadi. Hoşça kalın. Duraktan bir taksi çağırsaydım bari. Yo, caddeden binerim ben. Sus. Kes sesini. Bağırmayacaksın, tamam mı? Tamam mı dedim? Elimi çekiyorum. Sesin çıkarsa gebertirim. Olamaz. O evde kim var? Cevap ver. Cevap ver Allah'ın belası. Binnur. Olamaz. Benim. Ölmedim. Sakın sesini çıkarma. Engin. O öldü. Ben yaşıyorum. Evde kimler var? Kimse. Yalan söyleme. Melda orada değil mi? Hayır. Orada kimse yok. Yalancı. Melda da orada, bebekte. Onlara dokunma. Yalvarırım. Engin? Engin yok değil mi? Engin ölmedi mi? Yoksa yaşıyor mu? Ruhu yaşıyor. O kadar. Neden gizleniyorsun? Neden ortaya çıkmıyorsun? Böyle kalacağım. Gizli. Sen mi yaptın? Nimet'i sen mi öldürdün?
Sen yaptın. Katil! Benimle ilgili tek bir kelime edersen yalnız seni değil hepinizi öldürürüm. Anlıyor musun? Beni hiç görmedin. Bu gerçek değil. Bir kabus. Sabah uyandığında bir rüya gördüğünü anlayacaksın. Binnur. Biz arkadaşız. Sen iyi değilsin. Hastasın. Tedavi olman lazım. Hastaneye yatman. Yeter, kes! Akla ihtiyacım yok. Yaşamak istiyorsan, Melda'nın, kızının yaşamasını istiyorsan beni görmedin. Yoksa sen bilirsin. Bütün gece seni aradım. Telefonun kapalıydı. Yorgunum, yatacağım. Gitsen iyi olur. İzin ver kalayım. Birlikte uyuruz ha? Hayır. Ne oldu Şükran? Seni kıracak bir şey mi yaptım? Yalnız kalmak istiyorum o kadar. İyi geceler. Leman'cığım günaydın. Merak ettim seni. Rahat gittin mi? Alo? Alo Leman? Orada mısın? Alo hayatım, cevap versene. Evet canım. Rahatça geldim, sağ ol. Vallahi şimdiden özledim seni. Akşama gelir misin? Hayır, sanmıyorum. Öyleyse yarın. Arayı uzatma ne olur. Hayır, gelemem Melda. Biraz işim var. Bu ara bir seyahate de çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Olaylar beni çok etkiledi. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Ben seni ararım, oldu mu? Tamam canım, bekliyorum. Hoşça kal. Güle güle. Çok şükür. Sağ salim çıktık işte. Neler adamıştım bir bilsen. Hadi hemen uzan sen. Ben yatağını hazırlayayım. Burada yatmayı tercih edersin değil mi? Odada sıkılırsın belki. Tamam, iyiyim ben. Üstüme düşme. Nasıl düşmeyeyim hayatım? Neren iyi Allah aşkına? İki adım attın diye nefes nefese kaldın.
Ünal hastaneden çıkmış. Bir geçmiş olsun ziyaretine gitmem lazım. Ölümlerden döndü. Tamam canım, git sen. Elif'e ben bakarım. Onu da götüreceğim. Yasemin çok seviyor Elif'i. Aman kızım, kendi çocuğu olmayanlara götürme pek. Ne olur ne olmaz. Nazar değecek diye ödüm kopuyor. Canım onun da olur elbet. Hele bir evlensin de. O çocuğu da hiç gözüm tutmadı ya, neyse. Senin gözün bir tek Engin'i tutmuştu zaten. O da nasıl olduysa. Ah, o bir taneydi. Bir tane. Ah. Nur içinde yatsın. İşliyor musun? Bak, sana geçmiş olsuna geldi Elif. Hoş geldin Elif Hanım. Teşekkür ederim. Aa, biraz da bana ver şunu. Bir ara hayatından ümidi kesmiştik. Gerçekten. Yasemin perişan olmuştu. Ya sen? Üzülmüş müydün? Evet, tabii. Üzülmez mi hiç? Benim için kahroldu kız. Sensiz ne yaparım diye. Öyle mi? Öyle. Ama yaşadım işte. Melda, biliyor musun? Biz evleniyoruz Ünal'la. Harika, çok sevindim. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Tebrik ederim. Şükran, nereye gidiyorsun? Nasılsa öğreneceksin. Reşat Molu'ya gidiyorum. Tahmin etmiştim. O benim ilk aşkım Ersin. Ne? İlk aşkım. Biz 27 yıl önce ayrılmıştık. 27 yıl mı? Neredeyse bir ömür. Onu gördüğüm an sanki yıllar hiç geçmemiş gibiydi. Şükran, bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum. Kendime gelemedim daha. Zamana bırakalım. Fazla zamanımız yok. Genç değiliz. Başka çaresi de yok. Şükran, seni kaybetmek istemem. Çocuklar, söylesenize ne oldu? Sen söyle. Babaanne, biz Yeşim'le evlenmeye karar verdik. Ah, nihayet. Çocuklar, çok mutlu ettiniz beni. Sonunda doğru bir karar verdiniz. Çok sevindim. O kadar yakışıyorsunuz ki. Hadi anlatın bakalım. Ne zaman düşünüyorsunuz bu işi? Ben iyileştikten sonra tabii. Ya söylüyorum şart değil diye ama dinlemiyor. Topallayan bir damat olmak istemiyorum. Ali ne fark eder ki? Ya benim için ne diyor, tamam mı? Tamam, etsin bakalım. Herhalde yaz sonu falan. Çok iyi, mükemmel. Değil mi Melda? Evet. Ali'ye bir iş lazım şimdi. Evine bakacak, öyle değil mi? Tamam, o çalışsın da. Ev açmak kolay mı öyle? Bir süre burada otururlar artık. Doğrusunu istersen biz de öyle düşünmüştük babaanne. Aman, rahatladım şimdi. Ben de yok biz yaşlı kadınla oturup ne yapalım diyeceksiniz diye korkuyordum. Olur mu hiç öyle şey? Nasıl olsa birkaç güne kadar ben kendi evime döneceğim. Sen sık sık bana gelir kalırsın.
Onlar da yalnız kalır böylece. Aman canım. Hep bir aile olduktan sonra ne önemi var? Öyle değil mi çocuklar? Alo? Melda, benim Ünal. Sesini duymak istedim. Bir dakika. Kim arıyor Melda? Bir arkadaşım babaanne, pardon. Çocuklar, tam zamanında karar verdiniz. Hepimizin böyle güzel bir habere ihtiyacı vardı. Nasılsınız? Yasemin nasıl? Yasemin yok. Seninle konuşmak istedim. İçimden geldiği gibi. Lütfen böyle yapma. Melda, bu belki biraz veda gibi olacak. Yasemin'le gerçekten evleneceğim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zaman artık seninle eskisi gibi rahat konuşamayacağım Melda. Duygularımı gizlemek zorunda kalacağım. Bu kadar zamandır aramızda geçenleri tekrar tekrar hatırlayıp duruyorum. Müthiş sahneler, müthiş konuşmalar, o nefret, o acı. Hepsi çok güzeldi Melda. Buluşma yerinde seni bekleyişlerim, senin nefretle çaresizce gelişlerin. Hiç unutmayacağım Melda. Hiç unutmayacağım. Hiç. Daha sonra konuşuruz. Yasemin geldi. Uyandın mı canım? Daha iyi misin? İyiyim. Alışveriş mi yaptın? Evet. Sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Yasemin. Hoş geldin canım. Yasemin ne oldu? Sen daha iyi bilirsin. İyi misin? Buna ne diyeceksin? Bak, sandığın gibi değil, tamam mı? Yanlış anladın. Doğrusunu sen söyle o zaman. Bir kadın başka bir erkeğe böyle bir resmi neden verir? Ben vermedim Yasemin. Ünal bunu nereden buldu peki? Ben de bileyim. Saçmalama. Resim kendi kendine mi geldi? Bak, inan ki bilmiyorum. Sen verdin. Hayır. Bu kadar özel, bu kadar mahrem bir resmi nasıl ona verdin? Niye? Çünkü o senin sevgilin de, öyle değil mi? Sen neler söylüyorsun? Gerçeği söylüyorum. Ünal senin sevgilindir. Ne kadar zamandır bilmiyorum ama daha Engin sağken öyleydi. Sabrımı taşırıyorsun. Artık yeter. Sen benim gibi çoktan taşırdın. Yüzüme gülerken arkamdan neler çeviriyormuşsun meğer. Aptal gibi hiçbir şeyi anlamadım. Bugün onunla konuştun değil mi? Telefonda aşkınızı konuştunuz. Hayır. Deli misin sen? Kes yalanı. Ben hepsini duydum. Bizi ayırmak için çok uğraştın, öyle değil mi? Ama Ünal'dan ümidini kesme Elda. Çünkü biz evleniyoruz. İlişkimize zarar vermene izin vermeyeceğim.
Herhalde kocan öldükten sonra onun yerini Ünal'la doldurmak istedin değil mi? Kendine gel Yasemin. Benimle böyle konuşamazsın. Başına gelen bütün felaketleri hak ettin Melda. Evli olduğun halde onunla buluştun. Aranızda bir şey yoksa neden görüştün? Cevap ver. Kızının babası gerçekten Engin mi Melda? Git buradan. Defol! Merhaba Melda. Her gün bu parka gelip bekliyorum. Belki gelirsin diye. Belki birkaç dakika seni görürüm diye. Beni rahat bırak. Yeterince derdim var zaten. Ne derdin varsa söyle. Ben hepsinin çaresini bulurum. Bak. Benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Beni rahat bırakmandan başka. Hayır. Sen istemesen de, benden nefret de etsen, senden vazgeçmem Melda. Karın harika bir insan. Bunu ona nasıl yapıyorsun? Peki. Ya evli olmasaydım? Hiçbir şey değişmezdi inan. Benden nefret mi ediyorsun Melda? Hayır. Nefret bile etmiyorum. Sanki yoksun. Hiçbir şey ifade etmiyorsun benim için. Benim tek isteğim rahat bırakılmak. Lütfen buna saygı duy. Parkta buluştular. Ne konuştuklarını duyamadım. Sarıhanların 5 yılda tam 1200 kişiyi, Suriyeli, Afgan, Iraklı, kaçak işçi olarak İtalya'ya götürdüğünü tespit ettim. Teknedeki insanlık dışı şartlar sebebiyle 400 kaçak da ölmüş. Bütün bu canlardan Sarıhanlar sorumlu. Efendim. Babacığım nasılsın? Sağ ol yavrum, iyiyim. Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun bakalım? Baba, Melda'nın başına gelenleri duymuşsundur. Ben geçmiş olsuna gitmek istiyorum. Sen de gelir misin? Tabii gelirim. Ben de çok ihmal ettim Melda'yı. O bize Engin'in emaneti. Tamam. Peki o zaman beraber gidelim. Bir saate kadar hazır olur musun? Uğrayıp alayım seni evden. Ben gelip alırım seni Zeynep. Sen yorulma buraya kadar kızım. Bir saat sonra oradayım. Tamam babacığım. Ne kadar şanslısın üstad. Melda'yı göreceksin. Ne yazık ki ona senin hayatta olduğunu söyleyemeyeceğim. Zavallı Nimet. Yıllardır kahrımı çeken emektarım da o kadın. Hı hı. Onu kimin öldürdüğünü o kadar iyi biliyorum ki. Ne acı ki suçluyu ihbar bile edemiyoruz. O kadın her an her şeyi yapabilir. Biz de çok dikkatli olmalıyız. Tersaneye gidelim mi? Ben babamla bir yere gideceğim. Gelip beni alacak. Nereye? Melda'ya. Zeynep, ben seni o konuda uyarmadım mı?
Ama evinde cinayet işlendi. Kim bilir nasıl korkmuştur. Ne zamandır başsağlığına da gidemedim zaten. Kocanın elde etmek için uğraşıp durduğu kadını düşüneceğine kendini düşün. Ne demek istiyorsunuz? Sana daha önce de söyledim. Kulak asmadın. Melda ile bağlantını kes Zeynep. Sonra çok üzülürsün. Dursun'un ona aşık olduğunu sanıyorsunuz ama bu doğru değil. Ben kocama sordum, o da gerekli cevabı verdi. İnkar mı etti? Tabii edecek. Böyle bir durumda hangi erkek doğruyu söyler ki? Sen gerçekten erkekleri hiç tanımıyorsun Zeynep. Neden beni üzmeye çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlamıyorum. Bana bak küçük hanım. Bu üslubunu hiç beğenmedim. Benim de hiç kimse böyle konuşamaz. Size değil Dursun'a inanıyorum. O zaman aptallık ediyorsun. Daha bugün birlikteydi onlar. Bir parkta buluştular. Hayır. Evet. Neler konuştuklarını bilmiyorum ama tahmin etmesi çok da zor değil. Aklını başına al Zeynep. Bu kadından uzaklaş. Sana oyun oynuyorlar. Parmaklarında oynatıyorlar seni. Gözünü açmanın vakti geldi de geçiyor bile. Dursun neden yapıyor böyle bir şeyi? Ondan vazgeçemiyor Zeynep. Onun için seninle el ele verip uğraşmamız lazım. İnsan bazen kocasını bile elde etmek için emek vermelidir. Benimle neden evlendi öyleyse? Çünkü ben istedim. Sebep sadece bu mu? Ona kendini sevdirmek elinde. Aklını kullan. Bunun için ne gerekiyorsa yap. Ben senin tarafındayım Zeynep. Dursun seni terk etmek istese bile buna asla razı olmam. Sen bu eve gelin olarak geldin ve ancak ölün çıkar buradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Suat Bey. Merhaba Şükran Hanım. Zeynep'i almaya geldim. Biliyorum. Zeynep anlattı. Aslında ben onu tersaneye götürmek istiyordum ama... bilmem artık hangimizi tercih edecek. Buyurun. Size bir kahve ikram edeyim. Gençler her şeyi bildiklerini sanıyor. Bu yüzden de çok şey kaybediyorlar. Biz de zamanında kendi büyüklerimize karşı öyleydik. Başka kimsenin düşüncesine, fikrine itibar etmezdik. Ama biz o zamanki büyüklerimizden farklıyız. Merhaba. Merhaba Dursun. Rahatsız olmayın. Zeynep'le birlikte bir yere gideceklermiş. Suat Bey kızını almaya gelmiş. Sen Zeynep'e haber ver. Hı, tamam. Zeynep? Zeynep benim Dursun. Kapıyı açar mısın canım? Baban geldi, salonda seni bekliyor. Zeynep. Hazır olunca gel. Savcının dul eşini uzaktan izledim hep. Çok hırslı ve gözü kara bir kadın. Öyle olmasa Engin Arısoy gibi birine kafayı takıp onunla evlenmeyi başarabilir miydi? Sanırım hazırlanıyor. Öyle mi dedi? Cevap vermedi. Konuşmadın mı? Hayır, kapıyı açmadı. Gençler çok alıngan oluyor. Biraz söze bile hiç tahammülleri yok. Galiba bana biraz kırıldı. Naz yapıyor.
Geç kalıyoruz. Bir de ben konuşayım. Buyurun. Ben size odayı göstereyim. Zeynep! Zeynep!